lazanyanın genel hazırlığı için ocağa geçelim. Şimdi burada bir tane patlıcanlı bir katmanımız var. Patlıcanlar burada. Elimde bir tane şöyle bir bostan patlıcanı vardı. Onu ince ince dilimledim. Tereyağında kızarttım. Kenara aldım. İçine patates de koyacağım. Ama onu ince dilimleyeceğim. Kızartmadan, çiğden koyacağım. Bak, o ince bir detay. Ama bir de güzel bir kıymalı iç harç yapacağım bunun içine. Isınan tavaya zeytinyağı koyarak işe başlıyorum. Aşağı yukarı 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağına ihtiyacım var. Ve tava ısındıktan sonra soğanla işe başlıyorum. Bir tane yemeklik doğranmış soğanı, ince yemeklik doğranmış soğanı tavaya aldım. Hafiften kavurarak bunu burada yumuşatmaya başladım. Şöyle altını iyice yakalım ve soğanımızı ufaktan çevirelim. Bu niye böyle uzay üstü gibi duruyor? Arda'nın mutfağını eskiden beri takip edenler buna gayet hakimdirler. Patlıcanı kızarttıktan sonra kurumasın, çıtır çıtır olmasın diye üstüne böyle bir cam kap kapatırım veya bir streçle kapatabilirsiniz ki içeride hafif terlesin, yumuşasın diye. Soğanlar hafiften yumuşarken içerisine sarımsağı da ilave edebilirim. Burada 2 diş kadar sarımsağa ihtiyacım var. Sarımsağı ezerek koyabileceğiniz gibi sarımsak tabancasından şöyle şak diye çekip de içerisine ekleyebilirsiniz. Ve pişirme işlemine devam edebilirsiniz. İlk yapacağımız şey soğanı ve sarımsağı iyice terletene kadar yumuşatarak yavaş yavaş pişirmek olacak. Bu aşamada terletme işlemini birazcık arttırmak istiyorsak içerisine, yani soğanın suyunu daha kolay salmasını istiyorsak içerisine mutlaka tuz eklemeliyiz. Çeşniyi dengelemek için birazcık da karabiber sotelemeye başlıyoruz. Şunu çevirelim. Biraz daha yağ ihtiyacı varsa azıcık daha yağ ekleyebilirsiniz ama bu daha uzun pişeceği için dert tasa yok. Burada da soğanlar bir parçacık yumuşamaya başladı. Artık kıymasını ilave edebilirim buna. Yaklaşık 350 gram kadar kıymaya ihtiyacım var. Ve kıymayı ekledikten sonra da bunu yavaş yavaş karıştıra karıştıra, kıymayı çok topaklandırmadan ufak ufak eze eze pişiriyorum, tamam mı? Bu noktada eğer birazcık ateşin altını kısmanız gerekirse kısın. Çünkü kıymanın topaklanması bunun bir tırnak içinde köftemsi bir kıvama doğru gitmesini sağlayacaktır. Ve unutmayın, kıyma pişerken içerisine atacağınız tuz onu sadece çeşitlendirmekle kalmayacak. Bunun kıyma gibi tatmasını engelleyecek, çiğ hissinden uzaklaştıracaktır. O yüzden kıymayı da ekleyin ve şöyle eze eze yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Birazcık tarçın, çok koyarsanız biraz acımtırak olur. Sadece bir çay kaşığı kadar, bak. Sadece bir çay kaşığı kadar. Kıymaya acayip güzel lezzet veriyor. Ve inanın bana mahlep falan koysanız o da böyle muazzam güzel lezzet veriyor. Bunlar küçük ama süper teknik detaylar, aklınızda olsun. Kıyma, tuz, karabiber ve tarçınla beraber hafiften bir kendini buldu. Şimdi bunun içine 3-4 tane böyle doğranmış suyuyla beraber domates koyacağım. Karıştıracağım. Domatesin tadını dengelemek için içerisine bir tutam kadar, şöyle bir dolu tutam ama, toz şeker ilave edeceğim. Ve bütün dengeyi bulması adına da bir yemek kaşığı balzamik sirke. Bu böyle hafiften kendi kendine kaynayacak. Burada domates yavaş yavaş erimeye başladı. Gördüğünüz gibi son derece ağız sulandırır bir kıvamda. Bunu kupkuru bir hale getirmek gibi bir niyetim asla yok. Mümkün değil. Oldukça böyle sulu sulu bir kıvamda kalmasını istiyorum. Yavaş yavaş kıvama geldi. İçindeki domatesler ufak ufak eziliyor ki ben onlar daha da iyi ezilebilsin diye şöyle kaşığımın tersiyle küçük dokunuşlar yapıyorum. Şahane kıvamdayız. Altını iyice kıstım ve yavaş yavaş pişiriyorum. Geldim buradaki patatese. Şimdi çiğden koyacağım ve bu içerideki her şey olana kadar mükemmel bir vaziyette pişecek. Bunu bir Yunanistan seyahatinde orada musakka yapan ustadan öğrenmiştim falan. Gerçekten hani o kadar güzel bir tat veriyor ki bambaşka bir seviyeye götürüyor. Patatesi suda beklettim ve hafiften
üstündeki nemi aldım. Sonra bir mandolinle şöyle bak, ince ince, şöyle şöyle yukarı aşağı hareketlerle patatesten güzel güzel dilimler çıkartıyorsunuz. Şurada patlıcanımız var. Patatesi olduğu gibi bu kasenin içine transfer ediyoruz. Beşamelimiz var. Tamam. Sırada yapmamız gereken bolognese'miz gayet güzel vaziyette. Bak pişti ve artık iyice yağı üstüne doğru çıktı. Bunun altını kapatabilirim. Kenara alabilirim. Şurada hızlıca beşamelimi bağlamaya geçeceğim. Beşamel çok klasik ve standart bir tarif. Her zaman bildiğiniz gibi un, tereyağı ve birazcık da süt, içine koyacağımız tuz, beyaz biber ve muskat rendesi. Bayağı yüklü bir şeyimiz var, iç harcımız var. Buna uygun olacakmış vaziyette. 1, 2, 3 ve 4 kaşık tereyağı şöyle bir sos tenceresinin içine transfer ediyorum. Arkasından bunun üstüne 1, 2, 3 ve 4 kaşık unu da ekliyorum. Unun kokusunu çıkartana kadar şöyle hafiften bunları bir kavuruyorum. Hafiften gördüğünüz gibi roux denilen şu kıvam oluştu. Birazcık tıkırdamaya başlayacak. Un hafiften kavrulmaya başlayacak. Şimdi içerisine favori baharatlarımdan olan muskat rendesini ilave ediyorum. Yaklaşık 1 litre kadar süt kullanacağım için muskatı hatır sayılır bir ölçüde. Yani büyükçe bir muskatın yarısı kadarını böyle güzelce rendelemenizi rica edeceğim. Çünkü lezzeti acayip fark ettiriyor. Özellikle beşamelde. Karabiber de kullanabilirsiniz ama beyaz biber varken beyaz rengi muhafaza etmek için beyaz biber gayet kullanabilirim. Birazcık da tuz ilave ediyorum. İşte budur. Arkasından şöyle bir tur daha karıştırdım. Artık unun iyice kokusu çıktı. Süt ilave edip bunu güzel bir beşamel oldurana kadar kaynatabilirim. Bakın mevcuta 1 litre kadar süt ilave ettiğimiz için bunun kıvam alması birazcık sürecektir. O yüzden hemen kıvamı bağlanmayacaktır. Sabırla böyle hafiften karıştıra 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 bunun bir beşamel kıvamını oluşturmaya çalışacağız. Takriben 30-45 saniye sonra bunu ateşten alabilirim. Beşamel kalınlaştı, tıkırdadı. Hafiften böyle hala sıvımtırak bir kıvamda. Şimdi bak, kalın taş gibi bir lazanya istiyorsanız bu beşameli birazcık daha kaynatmanız lazım. Yok, sıvı böyle güzel kıvamında ayarında istiyorsanız olay bundan ibarettir. Şimdi efendim buyursunlar katları ve bilhassa voltranı oluşturmaya. Efendim, şu gördüğünüz kap elimizdeki, tahmin ediyorum böyle 35'e değil, 28'e 28, nasıl atmışım? 28'e 28 bir kap var elimde ve burada her şeyi lazanyalarla bağlayacağım. Öncelikle kesinlikle tabana birazcık şöyle her tarafa yaymalık vaziyette beşamele ihtiyacınız var. Niye? Çünkü bu beşamel bizim tabana koyacağımız lazanya katmanlarını da nemlendirecek. Öncelikle şunu aldım. 1, 2, 3, 4. Bu fazla olacak. Hop kırdım. 5 parça lazanya. Ben birazcık beşamel döküyorum bunun içerisine. Tamam. Ta tepeye kadar her şeyi yayacağız. Sonra bu beşameli iyice yayıyorum ki lazanya katları bu beşamelle ıslansınlar. Sonra birazcık şu patatesten alıyorum ve güzelce şu patatesi diziyorum. Tek sıra. Tamam. Arkasından şu güzel, yani bolognese deriz, ragu deriz, ne dersek deriz, her şey bizim için kabuldür. Şundan gezdiriyorum içerisine, yayıyorum. Tamam. Bunu çok böyle şey yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi.
tepeye kadar birkaç kat çıkmanızı isteyeceğim. Katlar böyle iyice ayrışsın diye. Şöyle. Tamam. Mis 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 mis. Sonra kızarttığımız ve kenarda beklettiğimiz patlıcanı şöyle bir kat olarak dizeceğiz. Patlıcanı da dizdik. Şimdi bir lokmacık daha beşamel gezdiriyorum. Çünkü onun üstüne koyacağım lazanyaları da hep ıslatmak amacım var ya, alttan üstten her tarafından. Şöyle azıcık daha gezdirdim. Tekrardan lazanyaları diziyorum. Az evvel böyle. Şimdi şeklini ve yönünü değiştireceğim. Yani bir tanesinde böyle 3 parçayı kuzey güney istikametine dizdiyseniz, bir tanesinde de doğu batı istikametine dizin. Yani artık böyle anlatabilirim en makul olarak. Dizdikten sonra da yeniden bir parçacık beşamel, birazcık daha bolognese, biraz o, biraz bu, üste kadar bu şekilde devam edeceğiz. En üste böyle bir kat lazanya hamurundan serpip üstüne de elimizde kalan, mutlaka son raddeye kadar ayırdığımız beşamelden dökeceğiz ve direkt olarak fırına atacağız.